MIT Açık Ders Malzemeleri 6046J Algoritmalara Giriş 23. Ders. Günaydın. Bugün multi-threaded yani çok izlekli algoritmalar üzerindeki araştırmalarımıza devam edeceğiz. Son defa çizelgelemenin bazı özellikleri üzerinde konuştuk ve çok izlekli hesaplamayı tanımlamak için biraz da bazı tarifler üzerinde durduk. Bugün bazı algoritmalarla doğrudan uğraşacağız. Bugün öğretmeye başlayacağım şeyleri dersin daha ikinci haftasında severebilirdim. Çünkü gerçekten basit şeyler ve esas itibariyle adeta böl ve fethet çekicini alıp problemleri ardı ardına onunla ezip geçmekten ibaret olacak. Aslında gelecek hafta göreceğimiz ön belleği alma derslerimiz de çok benzer. Bu sebeple herkes master yani ana teoremi ve öz iğnelemeler için yerine koyma metotlarını iyi bir şekilde gözden geçirsin. Çünkü bunları kullanacağız. Ve tabiatıyla final sınavında bütün konular dahil olacak. Pekala, şimdi matris çarpımıyla başlayalım. Boyut n'e n olsun. Böylece problemimiz C matrisi eşittir A matrisi ile B matrisinin çarpımı. Bunu yaparken daha evvel görmüş olduğumuz böl ve fetheti kullanacağız. Strassen'in metodunu kullanmayacağız. Yani sıradan olanı kullanacağız ve Strassen'i egzersiz olarak bırakacağım. Demek ki ana fikir olarak n çarpı n matrislerin çarpımına n bölü 2 çarpı n bölü 2 matrislerin çarpımı cinsinden bakacağız. Böylece C'yi 4 bloğa bölüyorum ve aynı şekilde A ile B'yi de. Bu çıkanları çarpıyoruz ve bu bize şunu veriyor. Tüm dizinlerimin doğru olduğundan emin olun. Böylece 2 adet n'e n matrisin toplamını veriyor. Örneğin birinci sıra ile birinci sütunu çarparsam birinci terim a11 çarpı b11'i bu matrise koyuyorum. a12 çarpı b21 ikinci matriste burada yer alıyor. Böylece diğer girişleri de ele alıp onları topladığım zaman sonucumu alacağım. Böylece bunu yazabiliriz. Bunun tek tahta bölümü üzerine sığacağından emin değilim. Göreceğiz. Elimden geleni yapacağım. Böylece bunu çok izlekli bir program olarak yazabiliriz. Burada en basitleştirmek amacıyla 2'nin tam kuvveti olacak. İki matrisi toplamamız gerekeceğinden bir tanesini doğrudan çıkışımıza yani C'ye koyacağız.
Bu birincisi olacak ve bir de geçici matris büyük T'yi kullanacağız. Bu da n çarpı n boyutunda olacak. Ve kod şöyle bir şey olacak. Eğer n eşit 1 ise C11 1 eşit A11 1 çarpı B11 1 değerini alır. Aksi takdirde yapacağımız şey matrisleri bölüntülemek olacak. Onları bloklar halinde bölüntülere ayırırız. Eğer programcılığımı akıllıca yaparsan matriksleri bloklara bölmem ne kadar zaman alacak diye soruyorum. Efendim? Hiç zaman almaz veya az bir zaman alır. Evet, esas itibariyle birinci düzeydir. Çünkü hepsi sadece dizin hesaplarıdır ve dizinleri değiştirmeniz gerekir. Mesela A, B ve C'ye ilaveten bu şeyler basit geçişlerdir ve temelde bir sabit genel gider oluşturmanız gerekir. Ancak öz itibariyle büyük O bir zamanlıdır. Temelde matrisleri bölmek büyük O bir düzeyinde zaman alır. Çünkü yaptığımız şey sadece dizin hesaplarıdır. Ve yaptıklarınız esnasında dikkat etmeniz gereken tek şey dizinlerin izini doğru takip ettiğinizden emin olmaktır. Bu konuda herhangi bir soru var mı? Herkes takip ediyor mu? Pekala. Bu sadece standart programlamadır. Sonra yaptığım bol bol alt matris üretmektir. Üretiyorum. Devam ediyorum. C21, A21 ve B11'i alır. 2 ve bakalım 2-2. Evet. Bu 2-1'dir. Tamam. Bir sonraki sayfada devam ediyorum. Girintimi yani indentation'ı doğru mu yapıyorum? Buna bir emin olmalıyım. Bu benim girinti izahım ve aynı izaha da devam ediyorum. Ve şimdi yaptığım şey sonuçları büyük T'nin içine koymak. Sonra da bu çarpımların hepsini bolca çıkarmış oluyorum. Bunun anlamı bolca çıktı ürettiğimde bir sonraki komuta gidebilmek ve bu çalışırken bile onu çalıştırabilmektir. Tamam işte çok istekli programlama kavramımız bundan ibaret. Tekrar özetlersek bu 8 şeyi temizledikten sonra ne yapıyorum? Bu koddaki bir sonraki adım nedir? Sync yani senkron. Evet, sonuçları kullanmadan önce tüm bu yaptıklarımın sona ermesini beklemem lazımdır. Tamam, içine bir senkron koyuyorum. Spawn ettiğim şeylerin tamamlanmasını bekle diyorum. Ve sonra ne olacak? Evet, T ve C'yi toplamanız lazım. Öyleyse bu işlemi alt yordam çağrısı yoluyla yapalım.
Tamam, sonra yapacaklarımız bitiyor. En sonda bir return, yani dönüş yapıyoruz. Peki toplama için kodu yazalım. Çünkü yapabilirsek toplamayı da paralel olarak yapmak istiyoruz. Burada yaptığımız şey C'nin C artı T olmasıdır. Tamam. Öyleyse C'nin içine T'yi ekleyeceğiz. Böylece burada temel durumumuzu yapmak için belli kod var ve bildiğimiz böl ve fethet uygulaması için de bölüntüleme işlemi var. Ve bu daha da kolay. Sadece spawn yapıyoruz, yani bolca üretiyoruz. C11, T11, N bölü 2, C12, T12, N bölü 2. C2 2 T2 2 ve N bölü 2 ve sonra senkron ve sonunda senkronla bitiriyoruz. Böylece burada yapmakta olduğumuz şey sadece 4 parçaya bölmekten ve bu parçaları bolca üretmekten ibaret. Bu kadar. Hepsi tamamlanıncaya kadar bekleyip sonra sonucu çıkarırız. Bu kodun nasıl çalıştığı konusunda soru var mı? Ama unutmayın, burada altta çalışan ve çizelgelemeyi işlemcilerimiz üzerinde çalıştıran bir çizelgeyicimiz olacak. Ve bu çizelgeyicinin ne kadar iş yaptığı hususunda kaygılanmamız gerekecek. Son derste iki önemli ölçüt olduğunu, bunların öze itibariyle çok sayıda işlemcinin başarımını ölçmede kullanabileceğini öğrenmiştik. Bu iki ölçüt neydi? Evet, T1 ve T sonsuz, ama bunlara bazı adlar vermiştik. T1 iş idi, güzel. T sonsuz da kritik yol uzunluğuydu. İyi. Kritik yol uzunluğu ve iş konusunda, eğer kritik yol uzunluğu ve işi bilirsek, örneğin programımızdaki paralelliğin ne olduğunu saptayabilir ve bu programı işletebilmek için kaç işlemcinin en iyi yapı olabileceğini anlayabiliriz. Öyleyse bu çözümlemeyi yapayım. Büyük MP n bir multicode, yani çoklu kodda çalışan P işlemcinin yürütme süresi olsun ve büyük APN de matris toplama kodumuz için aynı şey olsun. Böylece ilk çözümlemesini yapacağımız şey İş olacak. İşimize yanıtın ne olmasını ümit ediyoruz? İşi çözümlediğimizde ne olmasını istiyoruz? Küçük olmasını ümit ediyoruz. Size bu kadarını söylerim. Bunun denek taşı testini neye karşı yaparız? Evet, eğer içinde hiç paralellik olmayan bir şey yazarsak, paralel kodumuzun bir işlemci üzerinde çalıştığında seri kodumuz kadar hızlı olmasını isteriz. Yani problemi çözmek için yazacağımız normal kod kadar. Genel olarak bu şeylerin bu şekilde çalışmalarını isteriz, değil mi? Matris çarpımı için o basit yol acaba nedir? Elbette nküp. Elbette Stasi'nin algoritması veya daha hızlı algoritmalarla nküpten daha iyi sonuçlar alırız, ama bu problem için çözümlememizi özellikle nküp üzerinde odaklayacağız. Stasi'nin yapmanızı egzersiz olarak size bırakacağım. Öyleyse işi çözümleyelim. Pekala, toplama için bir alt yordamımız olduğuna ve çarpma kodu kullandığımıza göre toplama işlemini çözümlemeyle başlıyoruz. Elimizde A1n var ve
Biri bana bunun için bir öz yineleme verebilir mi? Bu kodun yürütüm süresini anlamak için gerekli öz yineleme nedir? Aslında bu ikinci haftanın konusuydu. Hatta birinci dersti. Bu konu ders 2 ve en kötü ihtimalle ders 3'te işlendi. Kaldığımız yere dönersek, (4a1n) 4a1n bölü 2 artı teta 1 düzeyi. Doğru mu? Evet, doğru. Öyleyse n bölü 2 boyutunda çözmemiz gereken 4 problemimiz var. Tamam. Bunu görmek için bunu paralel şekilde yapmak olduğunuzu bilmeniz gerekmez. Çünkü buradaki iş esas itibariyle seri makinede yürütülmesi durumundaki iştir. Bu da demek oluyor ki 4 tane n bölü 2 boyutlu problem artı birinci düzeyde iş. Bu da toplam iştir. Bu öz yinelemeyi nasıl elde ettiğime dair bir soru var mı? Çok mu doğrudan yazdık? Değilse bileyim. Evet, böyleyse bu öz yinelemenin çözümü nedir? Evet. N kare düzeyidir. Bu olduğunu nereden biliyoruz? Evet, ana metot. Böylece n üzeri log 2 tabanı 4 n karedir. Bunu teta 1 ile kıyaslayın. Bu farklı şekilde domine eder. Öyleyse yanıt n üzeri log 2 tabanı 4 yani n karedir. Bunu herkes hatırlıyor mu? Pekala. Herkesin iyi şekilde hazır olmasını istiyorum. Çünkü bu öz yineleme ve böl ve fethet ve diğer şeyler pek çok aydır görmemiş olsak da finalde yer alacak. Bu iyi çünkü seri algoritmayla aynı. Eğer iki tane n çarpı n boyutlu matrisleri toplamak zorunda olsaydım bu ne kadar sürerdi? N kare kadar sürerdi. Pekala, öyleyse girişim boyutu n karedir. Yani eğer girişin her parçasına bakmanız gerekirse girişim boyutunda olmayacaksınız. Pekala, şimdi matris çarpımları işini yapalım. Böylece gene bir öz yineleme elde etmek istiyoruz. Öyleyse buradaki öz yinelememiz nedir? Efendim? Pek değil. 8. Doğru. İyi. Pekala. 8 M1 parantez içerisinde N bölü 2 artı. Evet. Toplama için teta N kare ve sonra teta N kare içine yedirebileceğimiz bir ekstra teta bir daha var. Asimptotik olması ne kadar muhteşem değil mi? Evet, gerçekten muhteşem. Peki bunun çözümü nedir? Teta en küp. Niye böyle? Eski kasları çalıştırıyoruz değil mi? Gerçekten kütür kütür ses veriyor. İşte biliyorum. Niçin? Evet, ana metot. Çünkü bakıyoruz ve neyi kıyaslıyoruz? Evet, n'in 2 tabanında log 8 kuvvetini veya n küp n kareye karşı olduğunda bu sonuncusu yani n küp düzeye hakim oluyor. Öyleyse seri kod da aynı. Bu da seri kodla aynıydı ve bu seriyle aynıydı. Bu iyi. Bu programımız olduğunu ve tek işlemci üzerinde temeldeki seri kodumuz ile aynı çalışmayı yapacağını biliyoruz. Şunu yapabilirdik. Eğer tüm spawn ve senkrollardan kurtulmuş olsaydım, bu dizisel algoritmanın yürütüm süresini tanımlayan kusursuz iyi bir sözde kod olurdu ve yürütüm süresinin tamamen aynı olması çok hayret edilecek bir şey değil. Şimdi yeni şeyleri yani kritik yol uzunluğunu yapalım. Burada a sonsuz n var. Oo.
Öyleyse bu kodun kritik yolunu toplayacağız. Böyle bir kod parçasının kritik yolunu nasıl anlayacağım? Demek ki o daglardan birinin içine yayılacak. Dag neye benzeyecek? Ne çeşit muhakeme yürüteceğim? Öyleyse sadece kodda ne olduğunu düşünmek ve dagı düşünmemek gerçekten daha kolay. Evet. Evet, böylece spawnların dördü ve aynı şeyi yaydıklarından ve paralel hareket ettiklerinden işlerinden sadece bir tanesine bakabilirim. Veya genelde birkaç şeyi spawn ettiysem, spawn edilenler arasında maksimum kritik yolu olanına bakarım. Böylece iş yaparken çoklu alt yordamlarım olduğunda genellikle fazladan iş yapıyorum. Kritik yolda çalıştığımız zaman maksimumu ele alıyoruz. Kritik yolun üzerinde çağırdığım alt yordamlar maksimum olacaktır. Ama burada hepsi birbirine eşit. Öyleyse elde ettiğim öz yineleme nedir? Bundan elde edeceğim öz yineleme ne olacak? Soru bu. Evet. A sonsuz n bölü 2 artı bir sabit teta 1. Bu dört tane n'in en kötüsü. Çünkü hepsi birbirinin aynı. Hepsi problemin yarı boyutunda, yarı boyutlu. Kritik yola bakan tek problem haline dönüşüyor. Pekala. Herkes benimle mi? Öyleyse bunun çözümü nedir? Evet, teta log n'dir. Bir kere daha Anamaster teoremin ikinci durumunu kullandık. Çünkü bunun çözümü n'in log 2 tabanlı bir kuvveti. Yani n'in sıfırıncı kuvvetidir. Böylece bu tarafta elimizde 1 var ve burada onu 1 ile kıyaslıyoruz. Hepsi aynı. Bu sebeple o ekstra log n'i ekliyoruz. Pekala, bir log n'i ilave ediyoruz. Bu ana metodun ikinci durumudur. Çok iyi. Bu çok iyi çünkü kritik yol log n kare işe göre çok kısa. Öyleyse bunu yapalım. Çünkü biraz daha ilginç ama daha güç değil. Ya bu nasıl? Öz yinelemesi ne olacak? Çarpımın kritik yolu ne olur? Böylece bir kere daha paralel olarak yaptığımız her şeyin maksimumu olacak. Bu da simetri gereği onlardan biri olmakla aynı şeydir. Öyleyse burada ne elde ederim? M sonsuz parantez içinde n bölü 2 artı theta log n. Theta log n nereden geldi? Evet. Toplama işleminden. Bu toplamanın kritik yoludur. Şimdi bu neden şu spanları maksimum değildir? Spanları yayarken onları başlatmadan önce senkronlarsınız. Ve senkron size hepsi tamamlanana kadar bekler. Bu sebeple sadece maksimum alırsınız. Ve senkronların bir tarafındakileri diğer taraftakilerle toplarsınız. Yani senkronların etrafında ve paralel şekilde spawn yaptıklarınızı topluyorsunuz. Orası maksimum uyguladığınız yerdir. Fakat senkronunuz olması son demek. Bu durumda maksimum yaptığınız nokta her şeyin bitmesini beklemek zorundasınız. Bu onunla paralel şekilde devam etmiyor. Ondan sonra devam ediyor. Dolayısıyla buradaki kritik yol ne olursa olsun sonsuz sayıda
İşlemcim de olsaydı bu nokta gene de beklemem gerekecekti. Ve o da bu sebepten geri kalan çalışma ne kadar kritik olsa olsun bunun kritik yolunu ekleyecektim. Herkes için açık mı? Tamam, bu takdirde şu öznelemeyi elde ediyoruz. Ve bunun çözümü ne oluyor? Evet, theta log kare n. Bir kere daha ana metodun ikinci durumu gereği bu log n'e bir sabit olarak sonuçlanır. Bunlar polinomial bir değer veya bir logaritma faktörü kadar değişiklik göstermezler. Böyle bir durumda yaptığımız bir ekstra log faktörü eklemektir. Böylece söylediğim gibi ana metodu yeniden gözden geçirmekte fayda var. Pekala, bu çok iyi. Böylece şimdi elde ettiğimiz paralelliğe bir bakalım. Çarpım için burada yapacağız. Pekala, çarpım için paralellik nedir? Paralelliğin formülü ne? Bu problemde kullandığımız simgelem P bar'dır. Paralellik ne kadar olacak? Alacağım oran nedir? Evet. M1 n bölü M sonsuz n. Peki bu n küp, bu da n kare. Dolayısıyla theta log kare n. Bu paralellik oluyor. Bunun anlamı bu sayıda işlemci kullanabilir ve bu uygulamadan doğrusal bir hızlanma elde etmeyi ümit edebilirsiniz. Ama paralellikten daha fazla işlemci kullanmaya kalkarsam doğrusal hızlanma elde etmeyi de artık ümit edemem. Çünkü çalışma zamanı kritik yol uzunluğuyla orantılı olacaktır ve daha fazla sayıda işlemci işe koşmamın bana fazla bir yararı olmayacaktır. Şimdi buna burada ne olduğunu kavrayabilmek için bakalım. Sabitlerin işlemlerimizle hiçbir ilgilerinin olmadığını ve 1000 kere 1000 boyutlu matrislerimiz olduğunu tahayyül edelim. Öyleyse paralelliğimiz bin küpü bölü binin log karesi. Binin logu ne eder? 10 üzeri 7 yaklaşık olarak, değil mi? Binin logu yaklaşık olarak 10'dur. Yani bu 10'un karesi olur. Öyleyse 10 üzeri 7 paralellik var. Peki 10 üzeri 7 ne kadar büyük, bilen var mı? 10 milyon işlemci. Peki 10 milyon işlemcisi olan bir makineyi bilen var mı? İçinizde en büyük işlemci sayısı olarak kim ne biliyor? Yok, o kadar da değil. IBM'in BlueJean'in çok sayıda 10 bini aşkın işlemcisi var. Ama onlar tek bitli işlemciler. Pekala, bu çok büyük bir sayı ve paralelliğimiz ise pratikte olabilecek işlemci sayısından çok daha büyük. Böylece böyle bir makineyi kullanmayı ve bundan çok iyi bir performans elde etmeyi bekleyebiliriz. Çünkü bu çapta bir algoritmada başarım açısından bir sınırlama olması asla söz konusu olmayacaktır. Bununla beraber kullanabileceğimiz bazı kaçamak yollar olabilir. Bu kodun bir özelliği bazı overhead, yani ek giderlerin olmasıdır. İlk bakışta belirgin değil. Çünkü bu kodu sizinle birlikte hiç çalıştırmadık. Aslında bunu yapabilirdim. Bu kodda şu geçici matris T var.
ve koşut yığıtına bakarsanız T'yi önce tahsis ediyor, sonra bertaraf ediyoruz. Ve gerçek kodun başarımına baktığınızda artık algoritma konusunda bir temeliniz olduğu için bu işi öngörüyle yapmaya kendinizi hazır hissediyorsunuz. Şüphesiz sadece asimptotik bir davranıştan daha fazlasını elde etmek istiyorsunuz. Gerçek şeyler üzerinde gerçek başarımı sağlamak istiyorsunuz. Sabitler ile de bu anlamda ilgileniyorsunuz. Diğer bir açıdan geniş ve geçici bir değişkene sahip olmak önemli bir gider getiriyor. Nitekim gerçek koda baktığınızda sıkça karşılaştığınız şey, eğer alanı en iyileştirirseniz süreyi de en iyileştirmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde eğer kodunuzu daha küçük alanda kullanabilirseniz zaman açısından da daha kısa zaman kullanmış olursunuz ve bu bir sabit faktör avantajı olur. Ayrıca bu sabitler toplandığında ve temel bir algoritmanız olduğunda sizin kodunuz ile başkasının kodu arasında hız bakımından lehinize bir faktör de oluşabilir. Böylece bu örnekteki fikir ihtiyaçtan fazla paralellik olduğundan paralelliğin bellek alan verimliliği adına feda edilmesidir. Pekala, fikir T'den kurtulmak. Öyleyse bunu atalım. Hanginiz burada T'den nasıl kurtulabileceğimi söyleyebilecek? Bu geçici matristen kurtulmayı. Evet. Evet, yani C'nin içine ekleyerek mi? Buradaki mesele oraya geldiğinizde eğer her ikisi de C'nin içine alınırsa mümkün olur. Ama bu halde iki alt hesaplama arasında bir etkileşim söz konusu olur. Şimdi bu işi yapmanın yolları vardır. Ancak siz güncelleştirmenizi yaparken başka birinin güncelleştirme yapmadığına emin olmak için üzerinde konuşmayacağımız mutual exclusion yani karşılıklı dışlama gibi kavramlar konusunda kaygılanmak zorundasınız. Ve yarışma koşulları yaratmamaya özen göstermelisiniz. Fakat bunu gerçekten bu bağlam içinde ve yarışma koşulları üretmeden de yapabilirsiniz. Evet doğru gerçekten. Yani itibar edeceğiniz fikir dördünde spawn etmektir. Bunların hepsi kendi C kopyalarını güncelleştirir. Sonra da C'nin içine kendi değerlerini ekleyen diğer 4 tane spawn edilir. Bu mult add yani çarpım toplam olarak adlandıracağımız bir kod parçasıdır. Bu C'nin C artı A çarpı B değerini almasını sağlıyor. Yani ilk başta C'yi sıfırlamanız gerekecek ama bu işi toplama koduna benzer kod ile en kare düzeyinde iş ve logen düzeyinde kritik yolla yapabiliriz. Böylece bu uğraşmak zorunda olduğumuzun büyük bir kısmı olmayacaktır. Pekala, işte kodu. Esas olarak taban durumu ve bölüntüyü yapıyoruz. Bunun kodunu yazmayacağım. C11, A11, B11 ve N bölü 2'den oluşan bir çarpım toplamını üretiyoruz, çoğaltıyoruz ve aşağıda dördüncüye kadar bunlardan birkaçını daha yapıyoruz. Ve sonra bir senkron koyuyoruz. Bundan sonra diğer dördü yapıyoruz. Onu da bitirdikten sonra yine sync yani senkron var.
Kod anlaşıldı mı? Esas itibariyle aynı hesaplamayı yaptığınızda dikkat edin. Gerçekte artık bunu toplam olarak çağırmaya gerek kalmıyor. Çünkü bunu çarpımın bir parçası olarak yapıyoruz. Çünkü içine ekliyoruz. Ancak mutlak başlatmanız gerekiyor. Evet, bu durumda matrisi mutlaka başlatmanız gerekiyor. Yani başka bir aşama daha var. Bundan ötürü bu kodun semantiksi, yani anlam bilimini herkes anlıyor. Öyleyse çözümleyelim. N'in m'ası, yani çarpım toplamının işi nedir? Aslında aynı şey değil midir? Bu teta en küp düzeyindedir. Çünkü seri kod yaklaşık olarak yukarıdaki seri kod ile aynıdır. Tamam, pek değildir. Fakat esas itibariyle aynı özinelemeyi elde edersiniz. Sadece bunda toplama işlemi yoktur. Burada aynı özinelemeyi birinci düzey elde edersiniz. Pardon, birinci düzey şurada yukarıda. Böylece çözüm hala en küp düzeyindedir. Bu nedenle çok güç olmadığını düşünüyorum. Kritik yol uzunluğuna gelince yazalım. Böylece n'in çarpım toplam, yani ma sonsuz n değeri eşittir. Bu kod için özlemem ne olur? Evet, 2 ma çarpma toplama sonsuz, parantez içinde n bölü 2 artı teta 1 düzeyi. Demek ki kritik yol için bu 4 şeyi çoğaltacağımızdan onların maksimumu hangisi ise onu alırız. Ama simetrik olduklarından bu herhangi biri olabilir. Tamam. Bundan sonra beklemem lazım ve sonra tekrar yaparım. Böylece o senkron bir kere daha analizde kritik yolda bir artı anlamına geliyor ve bunlar da maksimumunu alıp paralel olarak çoğalttığım şeyler. Herkes bunu görüyor mu? Böylece bu özinelemeyi elde ediyorum. 2 MA parantez içinde n bölü 2 artı teta 1 düzeyi. Ve bunun çözümü nedir? Evet, teta n düzeyindedir. Çünkü n'in log tabanı 2'de 2'si n'dir. Ve bu birden büyüktür. Böylece teta n düzeyini elde ederiz. Tamam mı? Böylece paralellik pi bar eşittir ma 1 n bölü ma sonsuz n olur. Bu da eşittir n küp bölü n, yani teta n karedir. Böylece örneğin 1000'e 1000 matrisler için, bu konuya değmişken, bugünlerde 1000'e 1000 küçük bir matris sayılıyor. Çünkü sadece 1 milyon veri girişine tekabül ediyor. Bunu dizüstü bilgisayarınızda kolaylıkla çalıştırabilirsiniz. Yani 1000 çarpı 1000 matris ile paralelliğimiz yaklaşık 10 üzeri 6'dır. Bir kere daha, bu günümüzde yapacağımız herhangi bir şey için yeterince büyük paralelliktir. Ve aslında uygulamada daha da hızlıdır. Çünkü daha az bellek alanı gerektirir. Ancak teori ya da araştırma makalelerinde herkes azami paralellik elde etmek için çabalıyor. Bu oynanacak iyi bir oyundur ama yegane oyunda değildir. Eğer çok paralelliğiniz varsa yapacağınız en kolay şeylerden biri
paralellik konusunda biraz geri çekilmek ama bu sayede kodunuz içinde istediğiniz başka özellikleri kazanmak olabilir. Gördüğümüz bunun en güzel bir örneğidir. Nitekim bu bir egzersiz olacak. İş için en küp düzeyine ve kritik yol içinde log n düzeyine ulaşmayı başarabilirsiniz ki bu paralellik bağlamında bu iki algoritmadan daha iyidir. Bu size en küp bölü log n paralellik veriyor. Öyleyse bu alıştırma olacak. Yararlı olacak diğer bir alıştırma paralel strasen. Strasen ile aynı şeyi yapın, çözümleyin ve strasen kodundaki çalışma, kritik yolu ve paralelizmin ne olduğuna bakın. Pekala. Matris çarpımı hakkında herhangi bir soru var mı? Evet. Evet. Kritik yola bir log n ilave eder ki n ile kıyaslandığında bu hiçbir şey değildir. Efendim? Her şeyden önce c'nin sıfır olduğundan emin olmalısınız. Bu durumda tüm veri girişlerini sıfırlamanız gerekir. Bu n kare iştir ve yapmakta olduğunuz en küp işiyle kıyaslanamayacak bir değerdir. Ve kritik yol eklenecek bir log n'e mal olur ki bu harcadığınız theta n düzeyiyle kıyaslandığında bir hiç mertebesindedir. Matris çarpımları hakkında başka soru var mı? Söylediğim gibi bunlar ikinci haftanın falan ders konularıydı. Bir yorumunuz mu var? Evet, yapabilirsiniz. Evet, yapabilirsiniz. Buna bakmak enteresandır. Aslında daha sonra konuşacağız. Dersler bittikten sonra bir araştırma makalesi yazacağız. Çünkü ortada enteresan açık sorular var. Başka konuya, belki haftalarca önce kurtulduğunuzu sandığınız konuya, sıralama konusuna geçelim şimdi. Evet, sıralamaya geri dönüyoruz. Ancak bu defaki paralel sıralamanın nasıl yapılacağı önemli ve çok boyutlu bir problem. Şöyle bir bakıp sıralama için kullanılabilecek algoritmaları düşünürsek hangisi paralelleştirme bakımından kolay olabilir? Hızlı bir sıralama için quick sort, çabuk sıralama. Evet, bu iyi bir seçimdir. Evet, hızlı paralelleştirme ve çözümleme açılarından çok iyi bir algoritmadır. Fakat unutmayın, çabuk sıralamanın çözümlenmesi diğer algoritmalar oranında oldukça karmaşıktır. Paralelleştirilmesi kolay gibi görünen diğer algoritma hangisidir? Merge sort, birleştirme sıralaması. Ne zaman öğrenmiştik? İlk gün. Pekala, birleştirme sıralamasını yapalım. Çözümlemesi biraz daha kolaydır. Aynı denemeyi çabuk sıralama ile de yapabiliriz. Birleştirme sıralaması ile başlıyoruz. Bu A, P'den R'ye giderken A'nın sıralamasını yapacak. Eğer P, R'den daha küçükse orta elemanı elde ederiz. Ve sonra çoğaltacağız. Çünkü hatırlarsınız birleştirme sıralaması yaparken önce iki alt dizilimi öz yinelemeli olarak sıralarsınız. Paralel olarak da yapmamanız için hiçbir neden yoktur. O nedenle paralel olarak yapalım. Çoğaltalım. A parantez içinde PQ'ya birleştirme sıralaması uygulayalım ve çoğaltalım. Sonra da kalan kısım A, Q artı 1'den R'ye kadar olan kısma birleştirme sıralaması uygulayalım. Ve sonra bunların tamamlanmalarını bekleyelim. Senkronlarınızı unutmayın. Senkronize ol ya da yüz. Pekala. Sonra bu yaptıklarımızla ne yapacağız? Birleştiririz. Yani A, P, Q, R'yi birleştiriyoruz. Bu da A, P'den Q'ya kadar olan kısım ve A, Q artı 1'den
R'ye kadar olan kısımdaki elemanların birleştirmesi olur. Ve birleştirdikten sonra işimiz biter. Bu ilk gün gördüğümüz kod ile aynıdır. Farkı ek olarak birkaç çoğaltma ve senkron işlemlerinin olmasıdır. Hadi bunu çözümleyelim. İş büyük T bir n'dir. Bunun için öz yenileme ne olacak? Bu gerçekten birinci güne dönüş gibi oluyor. Gerçekten bunu ilk gün yaptık. Pekala, öz yenilemesine 2 tane T1 N bölü 2 artı teta n. Birleştirme teta n düzeyinde bir işlemdir, değil mi? Ve bu bize teta n log n çözümünü verir. Çözümü bilmeseniz de cevabı bilmeniz gerekir ve bunun seri koddakinin aynı olması şaşırtıcı değildir. İstediğimiz budur. Peki, critical yol uzunluğu t sonsuz n eşittir. T sonsuz n bölü 2 artı yine teta n düzeyi. Bu da teta n'e eşittir. Öyle değil mi? Öyleyse paralellik pi bar eşittir t1 n bölü t sonsuz n. Bu da eşittir teta log n. Çok fazla paralellik var mı? Hayır. Onun için teknik bir ismimiz var. Yani çelimsiz. Yani bu çelimsiz paralelliktir. Yani log n. Şimdi bu muhtemelen piyasada satılan küçük çaptaki bazı işlemciler, bilhassa çok çekirdekli işlemciler ve daha küçük SMP'ler, yani simetrik multiprocessor'lar, yani simetrik çoklu işlemciler için gerçekten uygun bir algoritmadır. Biliyorsunuz SMP'lerin 4 veya 8 civarında işlemcisi olur. Bunlara uygun olabilir. Çok fazla paralellik yok. 1 milyon eleman için log n yaklaşık 20'dir. Ve ayrıca sabit genel giderler vesaire vardır. Bu işte fazla paralellik taşımaz. Soru. Evet, öyleyse nasıl daha iyi yapabiliriz? Demek istediğim birleştirme TTN alıyor. Eğer daha iyisini yapmak istiyorsam ne yapmam lazım? Evet. Yerinde sıralama, yani sort in place, ama mesela çabuk sıralama ve bölme yaparsanız gene doğrusal zaman bölüntüsü elde edersiniz. Böylece aşağı yukarı aynı durumda olursunuz. Fakat burada başka ne yapabilirim? Paralel birleştirme. Yani birleştirmeyi paralel biçimde yürütelim. Orası kritik yolun bulunduğu yer. Çok kısa kritik yol olacak bir birleştirme programı modelini nasıl yapabileceğimizi bulmaya çalışalım. Birleştirmeyi paralelleştirmelisiniz. Bu muhteşem. Bu derse katılanların bir bakışta işlerinde neyi nereye koymaları gerektiğini sezdiklerini görmek o kadar hoş ve güzel ki. Algoritmalar hakkında bilmeniz gereken şey, kodlama yaptığınız zaman bir programa mühendislik bilginizi eklemenizi önlemez.
bir programı kodlama konusunda algoritmalar dışında daha çok şey vardır ve bunları ilk günde de konuşmuştuk. Mesela algoritmayı modüler yapmak ve bakımını sağlamak ve buna benzer pek çok şey. Fakat algoritmaların yaptığı bir şey, dikkatinizi nerede toplamanız gerektiğini size söylemesidir. Mesela bunların dördünü elde etmek ümidiyle n bölü 4 boyutunda çoğaltayım diye düşünmenin bir anlamı yoktur. Çünkü işi yaptığınız yer orası değildir. İşi birleştirmenin içine koyarsınız. Çünkü işin tıkandığı yer orasıdır. Algoritmaların güzel tarafı, mühendislik pratiğinde algoritmik tasarımlar yaparken emeğinizi harcamanız gereken yere sizi süratle yönlendirmesidir. Bu sebepten birleştirmenizi paralelleştirmelisiniz. Birleştirme konusunda kullanacağımız temel fikir şudur. Genelde birleştirme yaparken, özyinelemeli birleştirmemizi yaparken iki dizilime sahip oluruz. Bunlara A ve B diyelim. Orada A dedim. Keşke A'yı kullanmayıp başka türlü adlandırsaydım. Fakat notlarım da hep böyle. Öyleyse notlara bağlı kalalım. Burada biraz daha fazla alan lazım. Bakalım ne oluyor. İki dizilimimiz var. Onlara A ve B diyorum. Ve bundan sonra yapacağımız bunlar önceden sıralanmış olacaklar. Bizim işimiz bunları birleştirmek. Sonra yapacağım şey A'nın orta elemanını almak. Böylece bu birden L'ye gidiyor diyelim. Bu da birden M'ye gidiyor. Pekala, ortadaki elemanı alacağım. L bölü 2'deki eleman diyelim. Ve şimdi yapacağım B diziliminde nereye gittiğini anlayabilmek için ikili aramayı kullanmak olacak. Bu eleman nereye gidiyor? Burada bir noktaya gidiyor. Bu noktada J var. Ve burada da J artı 1 var. Bunlar zaten sıralanmış oldukları için bütün bu şeylerin A, L bölü 2'den küçük eşit ve tüm bu şeylerin de A, L bölü 2'den büyük eşit olduklarını biliyoruz. Ve aynı şekilde o eleman buraya geldiği için tüm bu şeylerin A, L bölü 2'den küçük eşit olduklarını anlıyoruz. Ve doğal olarak tüm bu şeyler de A, L bölü 2'ye eşit veya daha büyük olacaktır. Öyleyse şimdi yapabileceğim şey, bir kere bunun nereye gittiğini anladıktan sonra bu dizilimi bununla ve bu dizilimi de bununla özyinelemeli olarak birleştirebilirim. Sonra da eğer ardı ardına bağlayabilirsem birleştirilmiş dizilimime sahip olurum. Şimdi kodu yazalım. Herkes burada olanın bitenin farkına vardı mı? Birleştirmeyi nasıl paralelleştireceğimizi kavradı mı? Şüphesiz C herhangi bir yerde olabileceğinden biraz karışacağını görebiliyorsunuzdur. Paralel birleştirme kodum burada ve bunu C birden N'e olan elemanlarının içine koyacağız ve böylece N elemanım olacak. Bu A ile B'nin C'nin içinde birleştirilmeleridir. Ve N eşittir L artı M olur. Demek ki iki dizilimi alacağız ve üçüncü dizilimin içinde birleştireceğiz. Genellemeyi kaybetmeden L'nin M'den daha büyük olduğunu söyleyeceğim. Şurada göstereceğim gibi. Ve eğer değilse ne yaparım? Tamamen tersini değil mi? Böylece hangisinin daha büyük olduğunu çıkarırım. Bu kontrolü yapmak bana sadece düzey 1'e mal olur. Veya o civarda bir şeye. Ve sonra bir taban durumu yaparım.
Biliyorsunuz eğer iki dizilim boş veya her neyseler ve yeterli derecede küçüklerse uygulamada yapacağınız seri birleştirmedir. Eğer yeterli derecede küçükseler diyorum. Böylece fazla bir paralellik elde etmeyi umuyorum. Burada fazla iş yoktur. Dizisel birleştirme de yapılabilir ve biraz daha verimli olabilirsiniz. Böylece taban şıkkını yapın. Sonra yapacağım şey BJ'nin A, L bölü 2'den küçük eşit olduğunda ve B, J artı 1'den küçük eşit olduğunda J'yi ikili arama yoluyla bulmak. İkili aramayı ne zaman işledik? Evet, ilk haftaydı değil mi? İlk problem saati ya da öyle bir şeydi. Evet, hayret verici bir şey. Pekala, şimdi yapacağımız A'nın birden L bölü 2'ye kadar elemanlarını B'nin birden C'ye kadar olan elemanlarıyla P birleştirmesini çoğaltmak ve bunu C birden L bölü 2 artı J'nin içine yapıştırmaktır. Benzer şekilde A, L bölü 2 artı 1'den L'ye kadar olan elemanların B, J artı 1'den M'ye kadar olan elemanları ile ve C, L bölü 2 artı J artı 1'den N'ye kadar olan elemanlarının P birleştirmesini çoğaltabiliriz. Bundan sonra da senkronlarım. Yani kod oldukça anlaşılır haldedir. Burada yapması gerektiğini söylediğim şeyin aynısıdır. Çözünlemesi ise biraz daha karmaşıktır. Daha karmaşıktır. Bu nedenle çözümlemeyi yapmadan önce bunu anlamaya çalışalım. Neden küçük dizilim yerine ortadaki büyük dizilimin orta elemanını seçmek istiyorum? Oradaki mantığım nedir? Bu aslında işin anahtarı. Yani çözümlemenin anahtar kısmıdır. Evet. Evet. Örneğin içinde sadece bir tane eleman olan veya birkaç tane eleman olan B'yi düşünün. Bunu A'nın içinde bulmak demek, A'nın başına yakın bir yerde bulmanız demektir. Ve bu durumda çok büyük alt problemlerle baş başa kalabilirim. Öte yandan işaret ettiğiniz gibi buradan başlarsam ve eğer tüm elemanlarımın sayısı n ise şu öz yinelemelerden hangisi en küçüğü olabilir? N bölü 4 olabilecek en küçük değerdir. Evet, çünkü toplamın en azından dörtte bir elemanı burada sol tarafta veya burada sağ tarafta olacaktır. Eğer öz yinelememi ters yöne yaparsam yaklaşık n'e yakın büyüklükte bir öz yineleme elde edebilirim ki bu da tıpkı çabuk sıralamanın çözümlemesinde iyi bir bölme elemanımız olmadığında karşılaştığımız farklılığı andırır. Bölme elemanı ortalarda bir yerdeyse bu gerçekten iyi bir durumdur. Oysa her zaman bir uçtaysa bu araya yerleştirme sıralamasından daha iyi değildir. Böl ve fethettiğinizden en azından sabit bir kesri logaritmik davranışı elde etmek için atmak istersiniz. Pekala, bunu çözümlemede göreceğiz. Ama buradaki anahtar husus öz yineleme yaparken daha küçük olan hangisi ise
Orada en az n bölü 4 elemanımız olacağıdır. Haydi başlayalım. İş bunun güç tarafıdır. Onun yerine kritik yol uzunluğundan başlayalım. Pekala, kritik yol uzunluğuna bakın. Böylece paralel birleştirme PM sonsuz en çok eğer küçük parçada en az 4'te 1 varsa bu ikisinin daha büyük olanı ne olur? Şuradaki iki şey. Burada çoğalan iki problem var. Şimdi gerçekten maksimum uygulaması yapmanız lazım. Çünkü simetrik değiller. Hangisi daha kötü olacaktır? Bir tanesi n'in azami 4'te 3 olabilir. PM sonsuz n küçük eşit PM sonsuz parantez içinde 3n bölü 4 artı. Pekala. O iki taneden en kötüsü elemanların 4'te 3 olacaktır. Artı ne? Artı teta logen. Logen nereden geliyor? İkili aramada. Peki bu bana neyin çözümünü veriyor? Bu sonunda n'in nesi oluyor? N'in evet, n'in sıfırıncı kuvveti. Doğru. Tamam. Bu 1'in n'in log tabanı 3 bölü 4 kuvvetindeki değeridir. Pekala, 1'in herhangi bir tabanda logaritması sıfırdır. Öyleyse n'in sıfırıncı kuvveti logen ile kıyaslandığında bu log kare n olarak yazılabilir. Böylece log kare n düzeyinde bir kritik yol olur. Bu iyi haber. Şimdi işi büyük bir miktar şişirmediğimizi ümit edelim. Böylece iş PM bir n'e eşittir. Ama bölüntünün ne olduğunu bilmiyoruz. Ona alfa diyelim. Öyleyse bir tarafta alfa n var. Ve öbür taraftaki iş de PM1 parantez içinde 1 eksi alfa çarpı n artı ve sonra gene ikili arama için teta logen düzeyi. Ki orada daha evvel söylediğimiz gibi alfa 1 bölü 4 ile 3 bölü 4 arasında olacaktır. Bunun gibi bir öz yenilemeyi nasıl çözeceğiz? Bu çeşit bir öz yenileme için kullanılan teknik isim nedir? Hayır, yani karmaşık. Bu bir karmaşık öz yenilemedir. Karmaşık öz yenilemeleri nasıl çözeceğiz? Yerine koyma ile. Pekala, iyi. Yerine koyma. Öyleyse PM1K küçük eşit. Burada iyi bir tahmin yapmak istiyorum. Çünkü bununla oyalanmıştım. Doğrusal olmasını istiyorum. Onun için burada doğrusal bir terim olacak. A çarpı K eksi ve sonra B çarpı log K koyacağım. Bu düşük düzeyli bir terimi çıkartma ilesidir. Bunu hatırlıyor musunuz? Yerine koymada daha kuvvetli kılmak için. Eğer sadece A çarpı K yapsam İş çalışmayacak çünkü burada n elde edeceğim ve yerine koymayı yaptığımda a alfa n elde edeceğim ve sonra a
1 eksi alfa ve bu ikisi yan yana buradaki her şeye eklenecektir. Yani bu terimi eklediğimde bunu azaltmanın yolu yoktur. Öyleyse ikisinden de bir şeyler çıkarmalıyım ki bu terim yedirilebilsin, değil mi? Bu adımları atlıyorum. O işlemleri ikinci derste falan yapmıştık. Böylece bıraktığımız noktaya, yani A ve B'nin sıfırdan büyük olduklarını tahmin edeceğim noktaya gelmiş oluyorum. Şimdi yerine koymayı yapalım. Elimizde Pm1n var. Bu küçük eşit. Bu iki terim için tümevarın hipotezi uyguluyoruz. Böylece A alfa n eksi B çarpı log alfa n artı A çarpı parantez içinde 1 eksi alfa çarpı n eksi B çarpı log parantez içinde 1 eksi alfa n. Kendime yetecek alan bırakmadım. Bunu şuradan şuraya taşıyayım ki çok alan kullanmayayım. Devam edersek eksi b log parantez içinde 1 eksi alfa n artı teta log n elde ederim. Bu nasıl? Bu konuda herkes rahat mı? Bu sadece yerine koymadır. Şimdi biraz cebir yapalım. O da eşittir. A çarpı alfa n, A çarpı 1 eksi alfa n sadece A çarpı n'dir. Tamam. Eksi B o kadar kolay değil. Bir B terimim var. Şimdi orada bir sürü şeyim var. Eksi B çarpı parantez içinde log alfa n var. Sonra artı log parantez içinde 1 eksi alfa n var. Sonra da artı teta log n var. Bunu doğru mu yaptım? Uygun görünüyor mu? Öyleyse bakalım. Şimdi bunların bazılarını çarpımla dışarı çıkaralım. Böylece A çarpı n eksi B çarpı alfa n'in logu sadece log alfadır. Artı log n'dir. Sonra artı log 1 eksi alfa artı log n artı teta log n var. Bunların hepsi logaritmalar için kurallarımızı uyguladığımız cebir. Şimdi bunu benim çözümüm eksi arzuladığım çözüm eksi bir kalan olarak yazayım. A çarpı n eksi b log n eksi ve şu b log n'lerden biriydi. O burada. Diğerleri de bunun içinde yer alacaklar. B çarpı parantez içinde log n artı log parantez içinde alfa çarpı 1 eksi alfa eksi teta log n. Kapattıklarım sayısı doğru mu? Onu kapa, onu kapa. İyi. Eksi teta log n. İkinci parantez orada. Vay canına, yazım bozuluyor. Pekala, doğru yaptım mı? Parantezlerim doğru mu? Uyumlu, uyumlu, uyumlu. İyi. Ve B sona ulaşıyor. Tamam, iyi. Ve ben eğer B'yi yeterince büyük seçersem bunun A çarpı N eksi B logene eşit veya ondan küçük olduğunu savunuyorum.
Tamam. Bu öbek bunu domine ediyor. Çünkü temelde burada bir logen var. Ve bu da bir sabit. Tamam. Şimdi eğer B'yi artırırsam çarpı logen ile buradaki teta logen düzeyli sabiti aşabilirim. Simgeleme ile gizlenmiş olan sabit ne olursa olsun B çarpı log n artı alfanın log alfa çarpı 1 eksi alfa teta log n'i domine eder. Ve ben başlangıç koşulları ne olursa olsun onları kontrol edebilecek büyüklükte taban durumunu seçebilirim. Böylece A'yı tüme varım taban şartlarını tatmin edecek büyüklükte seçebileceğim. Sonuçta PM1N teta n'e eşit. Doğru mu? Aslında O düzeyini göstermiştim. Alt sınır olan omega n'i almak daha anlaşılırdır. Çünkü bunda öz yineleme daha kolaydır ve aynı yerine koyma uygulanabilir. Yani alt düzey terimleri çıkartmak zorunda kalmam. Öyleyse sadece big O değil aslında teta. Bu bize bir log verir. Kritik yol ne demiştik? Kritik yol paralel birleştirme için log kare n'dir. Öyleyse bunu kullanarak birleştirme sıralamasını çözümleyelim. İş bildiğimiz üzere T1N. Bu da teta n log n. Çünkü biraz önce çözümlediğimiz işimiz n düzeyindeydi. Seri algoritma için olanla aynı. Kritik yol uzunluğu şimdi T sonsuz n'e eşittir. T sonsuz n eşittir. Normal birleştirme sıralamasında yarım boyutlu bir problemimiz var. Yani Tn bölü 2 artı birleştirme için benim kritik yolum artık daha evvel olduğu gibi n düzeyinde değil. Aksine oradaki arkadaş teta log kare n. Evet. Böylece bu bize teta log küp n verir. Bu durumda paralellik teta n bölü log küp n olur. Ve bugüne dek alınmış en iyi sonuç. Affedersiniz, log kare n. Haklısınız, log kare n. Çünkü bu n log n bölü log küp n'dir. N bölü log kare n'dir. Tamam mı? Ve en iyi sonuç. Şimdi acaba burada bir yazım hatası var mı diye merak ediyorum. Evet, en iyi durum. Pi bar eşittir teta n bölü log n'dir. Doğru mu? Sanıyorum evet, bugüne kadar en iyisi. Günümüzün en iyisi.
yanılmıyorsam bunu yapan kişi Akali. Yani aslında oldukça iyi bir sonuç elde ediyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi sıralamanın paralelleştirme uygulaması gerçekten güç bir problem olarak beliriyor. Gerçekten iyi sabitler elde etmeniz ve tamamen aynı çalışmayı sağlamanız zor. Matris çarpımında paralel çalışmayı daha kolay gerçekleştirebilirsiniz ve belli miktarda işlemciyle doğrusal hızlanmayı daha sağlıklı elde edebilirsiniz. Pek çok paralelizm var ama gittikçe artan sayıda işlemcide her işlemcinin tam güç çalışması bekleniyor. Sıralama ile tipik olarak benim tecrübeme göre %20 kaybınız oluyor. Herhalde devam eden diğer işlemler nedeniyle. Çünkü o birleştirme algoritmasının sabitlerini normal birleştirmenin sabitlerine kadar indirmeniz için gerçekten çok çalışmanız gerekir. Çok iyi bir algoritma olduğu doğrudur. Yani kendi başına çalışan ve iki listeyi alıp birleştiren demek istiyorum. Bu sebeple İlginç bir konudur ve sıralama konusunda pek çok kimse çok sıkı çalışıyor. Çünkü bir yanda sabitleri azaltmaya çalışırken diğer yanda işlemci sayısı arttıkça başarımın artmasının nasıl garanti edilebileceği çok önemli bir sorundur. Pekala, böylece paralellik ülkesinde biraz gezindik ve gelecek hafta ön belleğe alma konusunda konuşacağız ve o özellikle algoritma alanında ve programcılıkta çok önemli bir diğer konudur. Bu da hashing konusu olacak. Dersimiz bitmiştir.